Düzce Valisi Selçuk Aslan ildeki genel asayiş çalışmaları ile ilgili Düzce Valiliğinde bilgilendirmeye yönelik basın açıklaması yaptı. İlk olarak 31 Mart'ta gerçekleşecek seçimlerle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Aslan şöyle konuştu. Kıymetli Düzceli hemşerilerim, basınımızın kıymetli temsilcileri, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Göreve başladığımız ilk günden itibaren milletimize en iyi şekilde hizmet etmek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu minvalde Düzce'mizin huzur ve güvenliği için asayiş alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Ülkemiz genelinde 31 Mart 2024 günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde ilimizde 408 sandık alanı ve 1065 sandıkta toplam 299.196 seçmen oy kullanacaktır. Seçim tedbirlerinde 1908 kolluk personelimiz ve 365 araç görevlendirilmiş olup seçimin güvenli ve huzur içerisinde gerçekleştirilmesi ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının sağlanması için oylama günü öncesi, oylama günü ve oylama sonrası için tüm tedbirler eksiksiz bir şekilde alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Düzce'de 2024 yılının ilk iki ayında meydana gelen asayiş olayları ile ilgili verileri paylaşan Düzce Valisi Selçuk Aslan şu ifadeleri kullandı. İlimiz asayişinin sağlanması çalışmaları kapsamında ise 2024 yılının ilk iki ayında kişilere karşı 658, mal varlığına karşı 213, millete ve devlete karşı 17, takibi gereken 517, topluma karşı suçlarda 192 olmak üzere 1597 olay meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda aldığımız tedbirlerle olay sayılarında %23 azalış meydana geldiği dikkat çekmektedir. Mal varlığına karşı işlenen 8 önemli olayda bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 azalma sağlanmıştır. 2024 yılı ilk 2 ayında mal varlığına karşı işlenen 8 önemli olayda bir önceki yılın aynı dönemine göre evden hırsızlık olaylarında %29, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında %23, oto hırsızlığı olaylarında %67, oto hırsızlık olaylarında %56, otodan hırsızlık olaylarında %56, yağma olaylarında %63, dolandırıcılık olaylarında %20, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarında %93 azalma sağlanmış olup bu dönemde yan kesicilik ve kapkaç olayı meydana gelmemiştir. Bu noktada vatandaşlarımızı özellikle telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaya davet ediyor. Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp sizden para isteyen kişilere itibar etmemelerini istiyoruz. Düzce Valisi Selçuk Aslan açıklamasını şöyle sürdürdü. Kişilere karşı işlenen 6 önemli olayda geçen yılın aynı dönemine göre %22 azalış sağlanmış. Bu suçlardan 2024 yılının ilk 2 ayında kasten yaralama olaylarında %24, tehdit olaylarında %23, hakaret olaylarında %28, kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında %18, cinsel taciz olaylarında %20, konut dokunulmazlığının ihlali olaylarında %53 azalış sağlanmıştır. Bu noktada da tüm vatandaşlarımızı suçla mücadele konusunda kolluk güçlerimiz ile yakın diyalog içerisinde olmaya, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmaktan çekinmemeye davet ediyorum. Arama kaydı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 378.517 şahıs sorgulanmış, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 255, ifadeye yönelik aranan 338 olmak üzere toplam 593
aranan şahıs yakalanmış. Yakalanan şahıs sayılarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %107 artış sağlanmıştır. Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine ve vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına asla müsaade edilmeyeceğini önemli vurgulamak istiyorum. Kolluk birimlerimiz tarafından yapılan biri planlı projeli olmak üzere toplam 4 fuhuş olayına müdahale edilmiş. Bu olaylarda 5 şahsa adli işlem, 14 şahsa idari işlem yapılmış. Ayrıca ilimizde kumar oynandığı tespit edilen 7 adrese yapılan operasyon sonucunda 7 şahsa adli işlem, 34 şahsa idari işlem yapılmıştır. 6.284 sayılı aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kanunu kapsamında 240 vatandaşımız başvuruda bulunmuş. 196 şahsa tedbir kararı uygulanmış. Önceki yılın aynı dönemine göre olay sayısında %25 azalış sağlandığı görülmüştür. Yılın ilk iki ayında aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarında 1859 erkeğe farkındalık eğitimi verilmiş. Kadına el kalkamaz mottosu ile yürütülen bu eğitimlerde 1587 adet broşür dağıtılmış, 117 adet pankart asılmış, 21.171 kadına KADES bilgilendirmesi yapılmıştır. Ayrıca 247 KADES ihbarı gelmiş, 155 şahsa önleyici tedbir uygulanmış ve 5 şahıs da elektronik kelepçe ile takip edilmektedir. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 100 şahsa çeşitli maddeleri ihlalden işlem yapılmış olup işlem yapılan şahıs sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %67 artış meydana gelmiştir.